Ekranlarından Hayat Var programımızdan ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün yine sizler için dışarıdayız. Muhteşem bir etkinlikteyiz ve bu etkinlikte bugün özellikle butik pasta yapımı ile alakalı merakı olanlar varsa, ilgisi olanlar varsa muhteşem bir organizasyon. Pastacının katkılarıyla bugün milli takımın harika ustası Tuğba Geçkin Hanım efendim pasta şovunu sizlerle buluşturacağız. Şöyle bir arkamızda sürpriz. Bakalım ne olacak? Birazdan bu güzel söyleşimizle, pasta tarifleriyle ve böyle o minicik detayları sizlerle paylaşacağız. Özellikle pasta ilgisi olanlar, butik pasta yapımına ilgisi olanlar programımıza hoş geldiniz. Etkinlik A'dan Z'ye, 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken bir olay. Peki pastayla kimlerin ilgisi var? Yani hanımlar, Konya hanımları özellikle... Ben şimdi Denizliliyim. Kaç yılında buraya geldim? 2002. 17 yıl olmuş. Ege'liyim. Bizde çok pasta börek kültürü yok. İlk Konya'ya geldim dedim ki anne dedim Konyalı kadınlar çok amarat. Sen dedim yıllarca bir bilmişsin ıspanak böreği. Başka bildiğin hiçbir şey yok. Saç böreği yapıyorlar. Saç arası yapıyorlar. Saçla aklına gelecek her şeyi yapıyorlar demiştim. Kadıncağız bildiği bir pişi yapardı. Ispanak böreği bilirdi. Çok fazla hamur işi yaygın değil ama görüyorum ki Konya kadınları çok ciddi anlamda hamarat. Kimler Konyalı bir görebilir miyim? Oo maşallah salonun çoğu herhalde Konyalı. Peki onun dışında hangi şehirler var? Var mı Ege'li? Şöyle Ege'li. Karadeniz. Var mı Karadeniz? Süper. Karadeniz'de de biraz hamur işi var değil mi? Yani fena değil. Pideleri, börekleri falan gayet güzel. Şimdi Konya'ya geldim. Kadınlarımız çok amarat, pasta börek konusunda da öyle. Bir gün bir arkadaşım beni güne davet etti. Evlendim falan böyle, hiç kimseyi tanımıyorum. Üniversiteyi burada okudum. Sonrasında iş hayatına başladım, evlendim, kimseyi tanımıyorum. Bir tane bir şenlikte bir ablamızla tanıştık. Dedi ki, ay dedi kız bizim günler olur, gel hele bir ona. Şimdi gittim, günlere gittim. 12 çeşit pasta yapmışlar. Ya ben o zaman hafızamda 12 çeşit pasta tarifini bile bilmiyorum. Kek biliyorum. Belki deneyebilirsem diyorum poğaça yaparım herhalde. Ya kek herhalde bilmeyen yoktur değil mi? Hepimiz bir kek çırparız. Elimizin ucuyla gibi bakıyorsunuz bana. Ya elimizin ucuyla biz ona otururken bile yaparız. 12 çeşit pasta. Yani hatta en ilginci de şuydu. Cevizi, gittiğimiz abla cevizin kabuğunu atmamış. Bildiğimiz cevizi. İşte onun kabuğunun dışına, işte var mı tarifi bilen? Şeftali pastası mı? Kimler biliyor o tarifi? Yani bildiğiniz şeftalili pasta yapmış. Cevizden onu kalıp yapmış, onu pişirmiş. Sonra onu nasıl yapıştırmış bilmiyorum ben. Yumurta akıyla yapıştırmış. Sonra gıda boyasıyla boyamış. Bildiğiniz böyle bir kayısı gibi. Yani böyle onu... İşte şeker hamuruyla da bir şeyler yapmış. Devasal bir şey, sanat eseri. Dedim ki eve gittim eşime, vallahi dedim bir sanat eseri yemeğe kıyamazsınız böyle. Yani son dönemde bakıyoruz, daha da gelişti. Peki kimlerin ilgisi var butik pastaya? Yani şöyle herkesin tabii burada olduğuna göre ya da merak edip ya acaba bu butik pasta neymiş? Ben bir bakayım deyip gelenler de olmuş. Var mı öyle? Ya ilgim yok ama bir... Belki ilgim oluşabilir. Bir gidersem belki bir ilgim oluşabilir. Siz mi? Normalde hiç ilginiz yok. İnşallah güzel bir gün olsun. Tuğba Hanım'ı kapıda görüyorum ama şöyle bir güçlü bir alkış alalım mı be? Tuğba Hanım gelmeden önce bir enerjimiz gitsin Tuğba Hanım'a. Tuğba Geçkin için ay efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Muhteşemsiniz. Şöyle biraz bir sabah enerjisi olsun mu başlamadan önce? Herkes merak ediyor. Ya öncelikli olarak var ya, kadın tabii ki lütfen hem cinslerim beni destekleyecekler ama yani güçlü kadınları her zaman sevmişimdir. Ayrıca güçlü bir alkış istiyorum Tuğba Hanım için.
Şöyle yapalım mı Tuğba'm, siz hazırlanana kadar? Bu güzel organizasyonun ev sahibi, Pastacı'nın yönetim kurulu başkanı, güç alkışlarınıza Halis Can Beyefendi'yi davet ediyorum. Efendim, hanımefendiler, beyefendiler, pastacılığa gönül vermiş, pastacılığı seven sevgili şefler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pastacın olarak 10 yıl evvel bu yolculuğa çıktık. Konya'da pastacılık ürünleri ve butik pastacılığa meraklı olan insanlar için her türlü ürünü tedarik etmeye, sevgili Elif Hanım burada, Elif Hanım'la yaklaşık 3 yıl boyunca atölyemizde butik pasta eğitimleri vermeye çalıştık. Bir ara vermiştik. 10. yılımıza geldik. 10. yılımızda çeşitli etkinlikler yapacağız. Bu etkinliklerden en büyüğü ve en muhteşemi inşallah bugün olacak. Tuğba Hanım aramızda. Kendisini burada ifade etmek istiyorum. Çok büyük bir çabayla Konya'ya davet edebildik. Gerçekten çok yoğunlar kendileri. Ve zannediyorum Türkiye'de yaptığı, Anadolu'da yaptığı ilk program olacak Tuğba Hanım'ın. Bu nedenle çok şanslıyız. Umarım hepiniz istifade edersiniz. Atölyemizde çok daha fazla kimseyi ağırlamak isterdik, arzu ederdik ama maalesef sınırlı. Tuğba Hanım'ın zamanı da sınırlı. O yüzden o 20 şanslı kişiyi şimdiden tebrik ediyorum. Hediyelerimiz var burada inşallah. Sponsorlarımız var. Doktor Paste Şeker Hamurları ve Doktor Gustave gıda boyası üreticisi firmalarımızın. O hediyeleri de inşallah program boyunca sevgili Sibel Hanım burada çekilişleri yapacak. Program boyunca şanslı olan katılımcılarımıza dağıtacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah hayırlı olur. İnşallah, çok teşekkür ederiz. Evet Tuba'm, tekrar hoş geldiniz. Evet, artık pastacılık dünyası bir sanat dünyasına dönüştü biliyorsunuz son dönemde. Özellikle dünya çapındaki yapılan çalışmaları, sanatçıları izleyenler, takip edenler vardır. Pastacılık, pasta artık boyut değiştirmiş durumda. Bizler de dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye'de de bu pastacılığın, sanatsal pastaların dünyasına hızlı bir şekilde girdik ve birçok şehirde olmak üzere zannediyorum Konya'da da ileri bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Katılım güzel, buradan da bunu anlayabiliriz. Meraklısı var en azından. Bu da güzel bir durum çünkü sizler merak ettikçe ve sevdikçe bu sektör kendi ilçenizde ve ilinizde daha doğrusu çok daha iyi yerlere, iyi seviyelere gelecek anlamına geliyor. Bu sanat dalı biliyorsunuz yarışmalardan da ilham alarak kendini ilerletiyor ve seviye atlıyor biliyorsunuz. Sizleri bu tarz yarışmalara, pastacılıkla ilgili yarışmalara katılmanızı tavsiye etmek istiyorum. Çünkü benim başa gelirsek eğer ilk başlangıcım yarışmalarla oldu. Kendimi denemek için başladığım bir yarışma sayesinde farklı yerlerde, farklı şehirlerde ve ülkelerdeki yarışmalara katılmaya başladım. Ve bu sayede de daha ileri seviyede kendimi zorlayarak çıtımı daha ileri seviyelere ilerleterek çalışmalar yaptım. Bu bana inanılmaz bir katkı sağladı. Kesinlikle yarışmaları bir kere tavsiye ediyorum. Bilmiyorum burada Konya'da var mı bu tarz yarışmalar, düzenlenmeye başlandı mı? Ama bir an evvel düzenlenmesini tavsiye ederim. Macit Bey'le de bunu görüşeceğim zaten. Gelelim benim hikayeme, kısaca anlatmak isterim. Başlangıcım sanatsal işlerle uğraşan bir ailenin çocuğuyum ben. Şanslıydım, evet. Resim yapıyorum, yaptım yıllarca. Çocukluğumdan itibaren çok ilgilendim. Evlendikten sonra devam ettim. En son resim adına sergi açtım. Fakat bu beni tatmin etmiyordu açıkçası. Çocuğumun ilk yaş doğum günü itibariyle şeker hamurunu tanıdım. Elime aldım. Önüme bir McQueen hastası olduğu için çok severdi McQueen'i. McQueen ara oyuncağını önüme aldım. Ona bakarak kendi çapımda, o zamanlarda tabii YouTube falan yok. Bundan 12-13 yıl öncesinden bahsediyorum. Şeker hamuru da yok. İstanbul'da böyle bir yerde var. Nişastayı işte macun haline getirip şeker hamuru yapmaya çalışıp
ilk denemeler böyle gerçekleşti. Ve ilk pastayı yaptıktan sonra dedim ki ben bu iş benim işim, ben bunu yapmalıyım. Çünkü elimle dokunarak bir şeyleri çıkartmak, sonucunda çok güzel, başarılı olmasa dahi hoş bir pasta çıkartmak, farklı bir pasta çıkartmak beni çok tatmin etmişti. Bundan dolayı ben sektöre başlamış oldum. Tabii araştırmalar, insanlar neler yapıyor, Türkiye'de kişiler, sanatçılar neler yapıyor, yurt dışında nasıl ilerliyor, kimler ne yapmış noktasında araştırmalara başladım. Akabinde kendi çalışmalarım, kendi çapımda çalışmalarım, bol bol pratiklerim uzun süreçli olarak devam ettikten sonra YouTube ve internet ortamında videolar seyrederek çıtamı yükseltmeye çalıştım. Çünkü o dönemde eğitim alabileceğim bir kek artist henüz yoktu. Yani eğitim figür bile yapılmıyordu. Böylelikle kendi kendimi geliştirmeye, sabahlara kadar, bakın bu gündüz falan demiyorum, sabahlara kadar oturup çalışarak, pratikler yaparak, deneme yanılma yöntemleriyle kendi kendime ilerletmeye çalıştım. Sonrasında milli takıma bir davet geldi. Kendi yaptığım pastalarımı kendim beğenmemeye başladım. Her yaptığım pasta bir öncekini geçmesi gerekiyordu bana göre. Hani ben bir arkadaş veya diğer kek artistler ya da arkadaş çevremi örnek almadım hiçbir zaman. Ben kendimi görsel anlamda zenginleştirdikten sonra kendi kendimle yarışmaya başladım. Bir önceki yaptığım McQueen'den ikinci McQueen pastam çok daha güzel olmalıydı bana göre. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Daha önce ilk başladığınız zaman da eğitim aldınız mı? Hayır. Eğitim almadım hiç. Tamamen kendi kendinize tamamen ilerlettiniz bu zamana tamamen kadar. Peki, şimdi eğitimlerde gösterdiğim birçok teknik var. Bir sürü detay var. Şimdi öğrencilerin söyledikleriyle birlikte karşılaştırdığım zaman ister istemez hani öğrenciler birçok kişiden eğitim almış olabiliyor. Ve onlardan duyduklarımla, izlenimlerim şu. Oluşturduğum teknikler ve püf noktaları bir başka yerde yok zaten. Hani başka bir hocanından duyulmamış şeyler. Çünkü öğrenciler çok şaşırıyor. Bu noktada kendi kendimi yıllara yayarak oluşturduğum teknikler. Bu nedeni demek devamlı yaparak, gece gündüz çalışarak oluşan bir bilgi birikimi var şu an. Dolayısıyla herhangi bir eğitim almadım. Zaten yoktu. Hani olsaydı keşke, bu kadar uzun zaman değil, hani kısa zamanda yol alabilseydim keşke. Maalesef. Peki günümüz için nasıl bir tavsiye verebilirsiniz şu an? Şimdi çok şanslısınız. İnterneti açtığım andan itibaren YouTube, Tupper, Modeling dediğinizde şakır şakır hepsi dökülüyor. Ben bile yayınlamaya başladım YouTube kanalımda bazı 3D kek falan küçük küçük. Devamlı getireceğim fırsat bulursam. İnternetten, YouTube'tan izleyerek en azından hani birinci seviye diyebileceğimiz küçük işte kediydi, ayıcıktı vesaireydi. Bunları yaparak başlayabilirsiniz. Zaten olayın mantığını çözdükten sonra arkası geliyor. Sadece çalışmanız gerekiyor. Ben aleti, o kalem aleti, o kalem diyorum işte kaşık diyorum. Bazı o plastiklerin içindeki malzeme ve materyallerden bahsediyorum. Onları nasıl kullanacaksınız? Hamurun yumuşaklığıyla onu monte etmek, düşündüğünü yapabilme noktası tamamen sizin pratiğinize bağlı. Tamamen sizin onunla haşır neşir olmanıza bağlı. Ben size ne kadar eğitimde, arkadaşlar bunu az bastırın, burayı az bastırın, ne kadar az? Anlatabiliyor muyum? O yüzden mutlaka oynayın. Akşam böyle dizi falan seyretmek yok hanımlar. Seyrediyorsanız da önünüze bir tepsi, bir küçük şeker hamuru. Gerçekten bunları yaptım. Önüme aldım o modelleme aletlerinden. Öyle ekstrem İngiltere'den, Amerika'dan gelen aletlere hiç ihtiyacınız yok. Öyle bir şey yok. Tek o kaşık dediğim o sarı setin içindeki o kaşık ve bir tane hamur parçası. Bununla yaptım yıllarca. Benzetmesine kadar bununla çalıştım. Yok yani o ekstra bir şeylere ihtiyacınız yok. O hamur parçası, o kaşık seti neyse, o pastry tool dediğimiz, o seti önünüze alıyorsunuz, onlarla oynuyorsunuz.
bozuyorsunuz tekrar, bozuyorsunuz tekrar. Burun yapabiliyorsunuz, ağız yapabiliyorsunuz, göz de yapabiliyorsunuz. Okey, ne yapacaksınız? Boyama, göz boyama, ince detaylı boyama. Bunlar için kağıt üzerinde çalışmalar yapın. Sulu boya ile yapın. Antrenman, pratikleri. Hani illa bir figür üzerinde değil. Kendinizi geliştirmek, hakim olmak, fırçaya, kaleme hakimiyet yine pratikten geçiyor. Evet, Tuğba Geçki için kocaman bir alkış istiyorum. Çekilişimizi gerçekleştireceğiz bu arada. 30 kişiyi biliyorsunuz. Burada görmüş olduğumuz ürünlerden hediyelerimiz olacak. Pastacının yine muhteşem hediyeleri, şeker hamurları ve diğer sürpriz ürünlerini sizlere ulaştıracağız. 30 şanslı misafirimize ve sonrasında da programımızın sonuna doğru 20 kişiyi belirleyeceğiz ve yarın atölye imkanına sahip olacak Tuğba Geçkil Hanım'la. Evet. Ekranımıza yansıtacağız. Şimdi 10 kişiyi, ilk bölümde 10 kişiyi belirleyeceğiz. Evet, Halis Bey neler var hediyelerimizde? Evet, iki ayrı paketimiz var. İlk çekilişte şeker hamuru paketlerini çekeceğiz. İçerisinde 200'er gramlık farklı renklerden oluşan toplam 8 adet şeker hamuru var bu paketlerin. İlk çekilişimizde bunlar. Daha sonraki çekilişimizde de gene içerisinde altın ve gümüş sprey boyası olan toz, jel ve sıvı gıda boyalarından oluşan bir setimiz var burada. Evet, buyurun. Evet, inşallah bakalım kimlere çıkacak. Bu arada 30 kişiyi sevgili misafirlerimiz şöyle bir arkadaşlarım sistemden çekilişi yapacaklar. Bakalım kime çıkacak? 10 kişiyi belirleyeceğiz öncesinde. Sonrasında da yavaş yavaş böyle aralarda da 30 kişiyi belirleyeceğiz. Sonrasında da programımızın sonuna doğru da 20 misafirimiz bakalım kimler olacak? Yarın Tuğba Geçkil Hanım'la bir atölye çalışmasında birlikte olacak. Bu arada çok güzel merak ediyorsunuz değil mi? Nasıl olacak? Yani soracağız ara ara Tuğba Hanım'a ki bu da çok ayrı bir emek. Bu hazırlanış aşaması, çizimleri, teknikleri var mı resme ilgisi olan? Resimle uğraşan. Süpersiniz. O zaman birazcık daha böyle herhalde şanslısınız bu noktada. Çünkü Tuğba Hanım'ın resim yeteneğiyle ortaya çıkan bir butik pasta macerası var. İnşallah tabii ki her zaman Tuğba Hanım da dediği gibi önce insanın kendine güvenmesi, sonrasında da bu güveni güzel şeylere dönüştürebilmesi önemli. Bugün bir sürü püf noktaları öğreneceğiz. Nasıl hazırlanır? Bunları göreceğiz. Evet, hazırsa arkadaşlarım, hazır mı? Evet, o zaman ilk misafirimiz bakalım kim olacak şanslı? Şeker hamuru çekilişimizi gerçekleştiriyoruz. Ekranımızdan da takip edebilirsiniz misafirlerimiz. İlk 10 kişiyi belirledik. 8 numara, 349, 207, 326, 167, 62, 52. Evet. 314, 27, 38. Bir başlayalım. 8 numara burada mı? Evet, o zaman sizi alalım. Hemen hediyelerimizi verelim. Evet, 8 numara. Şeker hamuru. Pasta ilginiz var mı? Aşırı. Aşırı ilgisi olan birine çıkınca da tabii böyle daha çok seviniyorum. İnşallah bugünün anısına da teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. İkinci numaramız. Vallahi hiç de göremiyorum. Kaç arkadaşlar? 349. Evet, 27 numaraya da şöyle verelim. 349. Evet, harikasınız. Var mı pasta ilginiz? Evet. Pasta ilgim var. Hemen bu pasta olacak o zaman, öyle mi? İnşallah. Teşekkür ederiz. Tuğba Hanımcığım, ellerinize sağlık. Şimdi Tuğba Hanım hazır çıkmışken, Halis Bey'in eşi kendisi. Yani diyorum ki bu kadar güzel bir işletmede tabii ki Halis Bey tek başına gelmedi bugünlere. Vallahi kadın dayanışması yapacağım bugün. Halis Bey duyma, kulaklarına tıka, bir güçlü alkış istiyorum Tuğba Hanım için. Ama Halis Bey de dedi ki vallahi yani onun emeği, onun desteği olmasa bugünlere gelmek zor. Onun için inşallah Rabbim her zaman gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın. Bu iş birlikte yapılan bir iş ki güçle, destekle bu güzel
zamana ulaştınız. Evet, nerede kaldık? Kime çıktı? 207 geldi mi arkadaşlar? 207 herhalde değil mi? Doğru görüyorum. Evet. Evet, genç bir arkadaşım var mı pastaya ilgi? Ne yapacağız hamurları? Yani deyince şimdi. Okullarımızla yaparız. Hangi okul? Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Evet, ay amma uzunmuş. Heyecanlandım biraz çıkınca. Yani şimdi yaptığınız pastalardan bana da ikram edin canım. Yani şimdi bu kadar şeker hamuru değil mi? Fırsatı olmayanlara böyle hep birlikte inşallah. Yani ben gerçekten Tuğba'nın söyleşisinden çok etkilendim. Otururken bile aslında yapmak isteyen çok basit aparatlarla bu işi yapabilir. Küçücük başlayarak inşallah başarılar diliyorum sana da. Evet, 326. 167, evet. Hoş geldiniz. İsim nedir? Murat Başkan. Evet, Murat Bey, pasta ilgi var mı? Pasta ustasıyım. Nerede ustasınız? Mutlu Eller Unlu Mamulleri. Evet, harikasınız. Bir pasta ustamıza güçlü bir alkış istiyorum. Harikasınız. Var mı böyle farklı yaptığınız pasta çeşitleri? Yapıyoruz, sipariş üzerine sürekli yapıyoruz. Ne yapacağız peki şeker hamurlarını? Pasta yapacak mıyız? Ustam. Hı? Evde çalışma yaparız artık. Evde çalışma yapacaksın. Çok teşekkür ederiz. Bugünün anısına şöyle biletleri... Biletler misafirlerimizde mi kalıyor arkadaşlar? Evet, misafirlerimize kalabilir. Şöyle koyalım. Evet, şöyle alabilirseniz. Devam edelim. 26. Evet. İsim nedir? Nadire Tombeki. Komikte eğitmenim. Ha, komikte eğitmensiniz. Evet hocam, yani böyle yeni ustalar yetişiyor mu? İnşallah, tabii ki, tabii ki. Çok fazla. Peki genel anlamda ilgi nasıl? Ya komikte çok fazla talep var. Şeker hamuru üzerine özellikle. Bunun için faydalı olalım istedik. Katıldık birkaç arkadaşımla birlikte. İnşallah onlarla kullanalım. İnşallah. Şöyle güzel pastalarla, güzel fotoğraf karelerini lütfen etiketlemeyi unutmayın. Pastacının Instagram sayfasında yapmış olduklarınızı. Evet. Tamam herhalde değil mi? Gelmeyen misafirimiz var mı? Evet, buyurun. Bekliyoruz sizi. Kaç numara? Hoş geldiniz. Var mı ilginiz? Evet var. Yeni başladık. Hanımlar Lokali'nde pasta kursuna başladım. Bakalım ilerleyeceğiz inşallah. İnşallah. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz. Var mı başka hediyesini almayan misafirimiz? Herhalde tamamladık değil mi Tuba Hanımcığım? Muhteşem an ve heyecanla bekliyoruz. Sürpriz. Ya biz bir şey sorabilir miyim? Bu da benim sorum olsun. Resimle uğraşıyorsunuz zaten hayranlıkla, böyle bir sizin özgeçmişinizi okurken hayranlıkla okudum. Peki öncesinde bir çizim, bir kağıda yapıyor musunuz? Tabii ki. Evet, pastacılık bir sanat dalı demiştik, anlatmıştım ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu. Buna bir sanat gözüyle bakacak olursak, bir resim gözüyle bakacak olursak, başından itibaren biz bunu kurgulamamız gerekiyor. Ezbere gitmeyeceğiz hiçbir zaman. Nerede neyi yapmak istiyorsak basit küçük bir kağıda basit çizgilerle belirleyin. Çiçeği buraya mı koyacağım? Rengi bunu buraya mı koyacağım? Diğer çiçeği buraya mı koyacağım? Kalbi buraya mı koyacağım? Atıyorum. Boncukları böyle mi yerleştireceğim? Basit de olsa bir çizim yaparsanız, renklerini de uyumlu bir biçimde belirlerseniz o pasta çok güzel bir pasta olacak anlamına geliyor. Yani bir çizim yapmak her zaman önemli bizim için. Hele ki böyle tasarım bir şeyler yapıyorsak kesinlikle bir görsel üzerinde çalışmalıyız öncesinde. Renklerini, her şeyini tabii belirleyerek. Evet, o zaman sahne sizin. Merakla teşekkür ve hayranlıkla bekliyoruz. Öncelikle buraya kadar nasıl geldik hemen özetle geçmek istiyorum. İlk önce bu tarz pastalarda bir structure dediğimiz iskelet sistemi hazırlamamız gerekiyor. Bu iskelet sistemini nasıl yapacağımıza bağlı olarak değişiyor tabii ki iskelet. Öncelikle tasarımı bir basit de olsa çizmemiz gerekiyor. Gerek görsel medyadan, gerek internet ortamında işte Pinterest'ler, YouTube'lar vesaire, bu tür yerlerden önce bir bilgi birikimine ihtiyacımız oluyor. Benim çalışma yöntemim bu şekilde. Önce biraz araştırma yapıyorum altyapıyı hazırlamak için. Araştırma sonrasında görselleri önüme alıyorum. O görselleri birleştirerek bilgisayar ortamında gerek el yordamıyla onları birleştiriyorum.
İşte kafasını bu şekilde olursa yüzü buraya bakacak. İşte kenarın alnında bu olacak. İşte omzunda şu olacak. Altı bu şekilde olacak. Bu tasarımı genel olarak çizdikten sonra içerisine gitmesi gereken, iskeleti kurmam gereken kısımda yere yatırıyorum ve çıkış noktalarını belirliyorum iskeleti kurabilmek için. Kağıdın üzerinde, görselin üzerinde iskeleti belirledikten sonra onun pasta olması gereken, gerçek pasta olacak olan kısımlarını belirliyorum. Şimdi bu tarz pastalarda bazı parçalar havada kalan ya da ince uçlu olan kısımlarda yenilebilir ama pasta olmayan malzemeler de kullanabiliyoruz. İşte marshmallowlu pirinç patlağı karışımlı hamurları, işte kek pops hamurları. Bu tarz çok kıvrımlı, pasta olmaya değmeyecek kısımlar, öyle söyleyeyim. Mesela ince kuyruk, kuyruğun pastasının neresine pasta koyacaksınız? Şeker hamurundan yapabilirsiniz gibi. Bu tarz kısımları da düşünerek pasta olması gereken yerleri, olmaması gereken yerleri yenilebilir tabii ki her şey. Olmak üzere bunları da tasarlıyorum üzerinde. Renklerimi belirliyorum ve buna göre altyapıyı hazırlayarak başlıyorum. Şimdi buraya gelelim. Burada hepiniz tahmin etmişsinizdir az çok. Çıkış noktası bir taraftandı. Burada bir demir iskelet sistemi var. Buradan itibaren şöyle bir düz içeriye giriyor iskeletimiz. Buradan sonra tekrar yukarı çıkıyor. Bu noktada ise pastanın stop bölümü var. Bu stop bölümü genellikle ahşaptan hazırlanabiliyor ya da farklı plastik türevi malzemelerden de hazırlanabiliyor. O kısmı tabii sarıyoruz pastayı eklemeden önce ve sonrasında diğer kısımları gerçekleştiriyoruz. Kafa kısmı da aynı şekilde pastada olabiliyor. Yapmak istediğimiz şeye göre bağlı. Şu an bu içerisinde kafa kısmında pirinç patlaklı marshmallow var. Yani o gofretlerin içerisindeki malzeme var. Size böyle söyleyebilirim kabaca. Bu malzemeyle hazırladım çünkü yola dayanması için. Onun dışında şeker hamuru kısmında ise çok iyi bir şeker hamuru olması gerekiyor. Ben kocaman 1 metreyi havada kaldırıp eğip büküp işte detaylandırıp yapıştırabilmem lazım. O noktada güçlü bir hamur olması gerekiyor. Birçok markayla çalıştım. Şu an net açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Dr. Pasta bu işin piri olmuş durumda. Çünkü Amerika'da da Bilton gibi birçok dünya markalarında çalıştım. Elimizde kaldı hep. Büst pasta eğitimlerinde öğrenciler çok zorluk çektiler. Hepsinin elinde yırtıldı. O noktada çok başarılı, tavsiye ederim. Detaylara geleceğiz. Bunun bir dış kısmında bir giysi daha yapacağız birazdan. Onun detaylarını yapacağız ve tonlama yapacağım. Özellikle renklendirme ve tonlama kısmı da önemli bu tarz üç boyutlu pastalarda. Daha gerçekçi havasını estirmemiz gerekiyor. Gerçekçilik de işte işin sanatsal kısmıyla birlikte başlıyor. Bir resim gibi düşüneceğiz söylediğim gibi. Eğer bir yüz çalışıyor isek, gerçekçi de olmasın, hele ki bir de benzetme yapmaya çalışıyor isek, o tonlamaları, çünkü herkesin yüz şekline göre rengin, yüzün üzerindeki renk tonları farklı. Buna göre bu noktalara dikkat ederek tonlama yapacağız. Giysisinde de yapacağız bu tonlamayı. Daha gerçekçi olması adına. İyi yoğrulmamış hamur hiçbir zaman esneme yapmayacaktır. Bu hangi marka olursa olsun. Kaplama yapmadan önce çok iyi bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Yoğurma noktasında eğer çok sertse küçük ufak saniyelerle mikrodalga yatıp çıkartabilirsiniz. Biz en azından o şekilde yapıyoruz. Özellikle kışın çok soğuk ve çok sert geliyor hamurlar ve o noktada biraz zorlanıyor kızlarımız yoğururken. Tabii başlayalım. Onu yoğuracağız ve büyük parçalar halinde ince olarak açacağız. Giydirmelerde genellikle kalın hamur açılır. Kalın hamur açmayacağız. İnce hamur açacağız. Şu an biz kaftanı yapacağımız için ince bir hamura ihtiyacımız var. Büyük parçalar halinde açalım. Airbrush'ı da hazırlayabilir misiniz? Şimdi bir yardımcıya daha ihtiyacım var. Bir gönüllü yardımcıya da. Gel.
asla uzatmıyorum yoğururken. Kısa dönüşlerle içeri alıyorum. Her bir noktasına çevirerek. Evet, şimdi bunu güzelce yoğuralım. Bu kalıplardan nişasta biraz yapacağız üzerine ve küçük bir parça alıp güzelce yayacağız içerisine. Küçük merdane ile etrafını iyice sıfırlayacağız ve fazlasını kesip şunlardan çıkartacağız, tamam mı? Evet, sen de onu hazırla. Biz de alt kısmında biraz deniz efekti yapalım. Biliyorsunuz nişasta şekerimi üzerinde çok fazla kullanmamanız gereken bir üründür. Çünkü lekelenme yapar. Lekelenmeden sonra siz onu buhar yöntemiyle tekrar temizlemek zorunda kalırsınız. Bu yüzden özellikle koyu tonlarda, canlı renklerde çok daha dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Bunu hafif serpme yöntemiyle en iyi ben çorapla bu işi sonuçlandırdım. Çünkü çok dengeli akıtıyor. Pudralama yöntemi şöyle yaptığımız zaman incecik bir tabaka eşit bir şekilde yayabiliyorum. Bu bildiğimiz çocukların okul çoraplarından. Bizim için her zaman maliyet önemli. Evet. Şu şekilde fazlasını bıraktım. İçerisine küçük bir şerit bırakacağız öncelikle. Şöyle yoğuralım. Şimdi bunu yoğurdum güzelce. Ucumu şimdi biraz uzatacağım. Bunun içine baş parmağımı kullanarak güzelce bastırıyorum. Şerit elimde zaten. Bu şekilde bastırdım. Tümle yayıyorum. Evet, şimdi üzerinden geçeceğiz. Hazır. Yaptığımız kalıptan çıkarttığımız her ürünü kontrol etmemiz gerekiyor. Etrafında kesik bıçak izi ya da küçük kırpık dediğimiz o fazlalıklar olmaması gerekiyor. Onları mutlaka parmağımızla hemen toplayıp ütülememiz gerekiyor. Basit bir kalıp, kalp kalıbından çıkarttığımız ürün dahi olsa temiz çalışma diyoruz biz buna. Temiz çalışacağız. Profesyonel bir görünüm olması için bu şart. Royalizing ile yapacağız. Royalizing'i nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hazır mix olarak var piyasada biliyorsunuz. Benim zamanımda yoktu tabii böyle hazır mixler. Normalde sizin elinizin altında da böyle hazır mixler yoksa eğer tabii ki kendiniz de yapabilirsiniz. Bir yumurta akına bir bardak pudra şekeri ölçüsüyle bunu yapabilirsiniz rahatlıkla. O da ısısında olmalı yumurta akı. İlk önce yumurta akını biraz mikserde köpürteceğiz. Sonrasında yarım bardak ilk önce içine ekleyeceğiz, karıştıracağız. İkinci bardak eklenecek ve iyi kuvvetli bir şekilde yaklaşık 5 dakika kadar çırpacağız. Ters çevirdiğinizde ya da yan çevirdiğinizde ya da mikser aletini içine sokup çıkarttığınızda asla akıp düşmemeli. Kıvamı oldu demektir. Eğer olmadıysa akıyorsa biraz daha mikserden çevireceksiniz anlamına geliyor. Evet, aynen bu şekilde devam. Şimdi bunu çıkartacağım. Zaten nişastalı olduğu için hemen o düşecektir. Evet, bu şekilde çıkacak. Hemen. Mutlaka pudralamayı unutma. Bunu da al yanına. Önce icing'imi biraz renklendireceğim. Evet. Renkler. Bayılıyorum renklere. Şuna güzelliğine bakın. Evet, güzel bir mavi hazırladık. Şimdi bir köşesinden başlayacağım.
spatulamla ince bir kat olarak yüzeye su yapmak istediğim bölgeye sürüyorum bunu. İnce bir kat olarak. Royal icing'in bir özelliği var biliyorsunuz ki deneyenler mutlaka test etmiştir. Yaklaşık 5-10 dakika sonra kabuk tutup kurumaya başlar hızlı bir şekilde. O yüzden elimizi hızlı tutmalıyız bunu kullandığımız noktalarda. Hemen şöyle hızlıca önce çerçeve bir şekilde kenarlarını yapacağım. Evet. Evet, son kısmını ekledik. Şu an hazır. Burada bir... Evet, güzel. Herkes görebiliyor mu? Merak etmiştim. Herkes sanırım görebiliyor. Çünkü birazdan detay gireceğim. Bir parça beyaz icing aldım arkadaşlar. Su dalgasının oluşabileceği oval veya yuvarlak formda beyaz icing'imi bırakıyorum zemine. Küçük eğimler vererek evet, hazır. Şimdi büyük spatulamı aldım ve başlıyorum. Spatulamın ucu beyaz icing'imin tam uç noktasında. Herkes görebiliyor mu şu an parmağımla işaretlediğim yeri? Spatulamın dip kısmı pastanın zemininde yapışık ama uç kısmı havada. Beyaz köpük dalgasının olduğu yer havada arkadaşlar. Küçük bir eğim var. Bu şekilde tuttuğum zaman şöyle bir tonlama gerçekleşiyor. Açıktan koyuya doğru. Hemen bir tane daha yapacağım. Daha iyi göreceksiniz şu an. Arkasından bir tane daha koyuyorum şimdi. Beyaz köpüklerimi yerleştiriyorum. Evet, tekrar yapıyorum aynı işlemi. Yukarı aşağı, yukarı aşağı küçük eğimler vererek. Tekrar. Hemen bir sonraki. Suyumun daha derin noktasına birazcık daha koyu yapmak istiyorum. Bu da derinlik katması için. Biliyorsunuz ki resim demek ışık ve gölge oyunundan ibarettir. Buna göre hareket edersek ışıklı alanlar köpüğün göründüğü yüzeysel kısımlarda, suyu efektinin derin kısımları da daha gölgede kalan koyu tonlar olmalı. Bunu düşünerek hareket ediyorum. Düşünüyorum ki burada suyumuz oldukça derin. Bu noktalarda biraz daha hayal gücümüzü katmalıyız tabii ki. Küçük küçük noktaları şöyle spatulamla yayıyorum koyu tonları.
Evet, şimdi giydirmeye başlayabiliriz. Detaylarımız hazır dekorasyon için. Sırtını çeviriyorum şöyle. Biraz daha. Evet, tamam, bu kadar. Yeterli. Evet, gıda yapıştırıcısı olarak Tylos kullanacağım. Tylos tozunu bilen var mı? Tylos tozunu biliyor herkes, birçoğunuz biliyordur. Butik pastacılık malzemeleri sektöründe Tylos'u toz olarak satışı vardır. Bunu iki kullanımda siz de kullanabilirsiniz. Şöyle ki, toz olarak direkt kullandığınızda pasta şeker hamurunuzun hızlı bir şekilde kurumasını sağlar. Diğer türlü ise gıda yapıştırıcısı olarak kullanıyoruz. Bunu bir bardak ılık suya bir çay kaşığı Tylos toz ekleyerek karıştırıyoruz ve içindeki partiküller eriyene kadar bekletiyoruz. Bu bir geceyi buluyor yaklaşık. Bu şekilde gıda yapıştırıcımız hazır hale geliyor. Hemen arka kısımdan başlayacağım giydirmeye. İnce bir tabaka. Çok fazla ihtiyacım yok. Evet. Şimdi daha iyi. Şöyle hemen direkt hamuru üzerine bırakıyorum arkadaşlar. Kreator alayım. Normalde figürlerinizi de aynı bu yöntemle yapabilirsiniz. Kolaylıkla, pratik bir şekilde. Evet, arkadan başlıyorum. Önce yaka bölümündeki hattı kesiyorum. Direkt üzerinde. Şimdi bedenin dikiş hattı olan tam orta kısmından kesip komple alacağım. Orayı çok görmüyorum artık. Direkt yine üstüne kapatıyorum arkadaşlar. Hiç detaylandırmıyorum dışarıda. Üzerindeyken detaylandıracağım. Yaka sınırından sadece hiza aldım. Ve ön kısmını kontrol ediyorum. Kontrol ettiğim yer sadece yaka bölgesi. Şöyle istediğim yerde kontrolümü sağlıyorum. Evet, burası uygun. Üzerine bıraktım ve yapıştırıyorum. Tabii ki Royal Sync ile her şey yapılabilir. Özellikle tüy efekti çok daha kolay olur. Ama boyama noktasında mutlaka kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra ancak renklendirme yapılabilir. Beyaz kullanıyorsak zaten sıkıntı yok. Birçok detay yapılabilir. Bilhassa bu tarz kıyafetlerde dikiş detayı çok gerçekçilik katıyor. Kesinlikle figürlerinizde eklemenizi tavsiye ederim. Müşteri gerçekten dikişi de var, onu nasıl yaptılar acaba diye düşünürken, halbuki şöyle küçük bir basit aletle saniyeler içerisinde siz o detayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Küçük detaylar göz alıcıdır her zaman. Güzellikler detaylarda saklıdır diye bir tik vardır, hani bir söz. Havada kalan ya da kıvrım verdikten sonra, figürler için şu an söylüyorum bunu. Havada katladığınız parçalar, şeker hamuru biliyorsunuz, hemen kurumaz. Ne yapacağız o zaman? Katladığımız yer, atıyorum fırfırın eteğin fırfır noktasında kabarık kalmasını istiyorsunuz. Bir peçete küçücük yuvarlayıp yumuşatın elinizde peçeteyi. Yumuşak hale geldikten sonra eteğin o kabarık kalmasını istediğiniz noktaları bırakın.
durmadığını düşünüyorsanız, büyüklüğüne göre değişir çünkü bu eteğin. Küçük kürdanlarla içeriden destekleyebilirsiniz. Zaten bir yarım saat, bir saat içinde o öyle o halde kalıyor. Sonrasında peçetenizi alırsınız. Yine kullanacağınız noktada hangi rengi içeriyorsa eğer onun bir ton koyusu olarak düşüneceğiz tonlamamızda. Şimdi sakallarda hafif açık gri olarak yapacağım için gri tonu hazırladım. Dip kısmından başlıyorum. Küçük böyle yeşil gibi görünüyor size muhtemelen ama kuruduğunda biraz daha beklediğinde grileşiyor. Peki size çok güzel bir teknik daha göstereceğim. Arka tarafta mı yapalım bunu? Hafif bir eskitme yapacağız, küçük. Jean pantolonlardaki o yırtık detayı var biliyorsunuz. Mutlaka görmüşsünüzdür bir yerlerde ya da benim sayfamda da var. Jean giydirdiğim zaman uyguladığımız bir teknik. Önce jean pantolonu kıyafete giydiriyoruz. Sonrasında, hani bunu da uygulamak istemiyorum. Eski yırtık bir şey giydirmiş olmak istemediğim için. Arkasını çevireceğim, orada göstereceğim detayı size. Tam çevirebilir misin? Aynen, bu şekilde durabilir. Şurada küçük, şu alanda yapacağım şimdi. Yoğun bu noktayı, rengini açtım. Evet. Bıçağımın ucuyla hamuru yırtıyorum. Biraz daha. Şimdi uçlarını çıkartıyorum. Yine yırtarak. Evet, yırtık efektimiz bu şekilde. Çok az da bu tarafa. Evet, yine peçetemle hafif silmeler şeklinde yaparak temizleyeceğim ve tonlamamı bitireceğim. Airbrush'la başladığınızda yine airbrush'la bitirin her zaman renk tonlamanızı.
tonlama tekniğinizi, hangi tekniği kullanıyorsunuz onunla tamamlayın. Ben şimdi size hepsini göstermek istediğim için farklı tonlama tekniklerini de bir arada kullanıyorum. Çok hafif şu kısımda, kemerin kat noktasında, kat izi noktasında açık gri ile tonlama yapabiliriz şu kısmı. Tamamen beyaz da bırakabiliriz veya yine diğer tekniği de uygulayabiliriz. Ben hemen airbrush, şurada fırçamı gördüm. Hemen aynı rengi bulmuşken bununla tamamlamak istiyorum. Az önce de gösterdiğim gibi bütün gölgelendirme tekniğini kullanabilirsiniz. Airbrush da yapılabilir. Sadece su alıyorum. Dağıtıyorum. Az önce rengimi kullanmıştım. Şöyle suyla biraz daha dağıtacağım. Muhteşem bir işçilik değil mi? Ya böyle hayranlıkla izledik hepimiz. Merakla bekliyoruz sonu nasıl olacak. Yani bu şekilde görücüye çıkması tabiri caizse bir emek, bir sanat, bir tablo. Ve ben şunu da sordum Tuba Hanım'ın asistanına, dedim ki ya bunlar ne kadar süre kalabiliyor? Uzun zaman bizim dedi İstanbul'daki ofiste 6-7 yıldır duranlar var. Bozulmadan bu şekilde gösterdiğimiz, gelen misafirlerin gördüğü bu şekilde 6-7 yıldır duran büstler var diye konuşmuş olduk. Ya detayları fark ettiler arkadaşlar gerçekten. Tam böyle bir ince eleyip sık dokuyup bir kanevçe gibi, bir dantel gibi tek tek Tuğba Hanım hepsini işledi. Yüz figürleri hepsi muhteşem, yani buradan çok güzel görünüyor. Ekranda da görüyorsunuz şu an. Birazdan bitmiş hali. Nasrettin Hoca'nın göle maya çalma mizanserini bizim için çalıştı Tuğba Geçkin. Yine muhteşem oldu. Ben şimdi bu malzemelerin hiçbirisinin adını bilmiyorum. Mesela bu şeker hamuru muydu? Evet. Diğer kullanılanlar gıda boyaları. Her renk oluyor mu gıda boyasında peki? Her renk aklımıza gelebilip. Onu karıştırıp mı yapıyoruz mesela? Rengi bulabilmek için biraz böyle farklı renkleri azar azar. Yani böyle onların milimlik şeyleri vardır herhalde. Boca etmiyoruz yani böyle azar azar. Vallahi harikasınız ya gerçekten. Her zaman takdir ediyorum. Özellikle kadının elinin değdiği her şey çok güzel oluyor. Ki son dönemlerde de böyle ev yapımı, hani çok yoğun çalışan insanlar güzel olsun, temiz olsun, evde ev yapımı olsun diye de istiyor. Bu anlamda yapıyorsunuz. Mesela neler yapıyorsunuz? Siparişler neler? Ben de aynı Tuğba Hanım gibi şimşek makyajına başladım. Oğlumun doğum günü için yapmıştım. O şekilde yani çocuklar üzerine yapıyorum genelde. Bebek yaptım, Barbie yaptım. Başka top şeklinde yaptım. İşte aklıma geldiğinde stat. Üç oğlum bir kızım var ya, yani hepsinin ayrı şeyleri oluyor. İlgi alanlar oluyor. Ona göre ben ne istiyorsun diyorum, bu doğum günde ne istiyorsun? Top istiyorum, top yapıyor işte o şekilde. Peki çok ilginç bir şey çalışan oldu mu? Yani ne bileyim özellikle bu şeker hamuruyla çok ilginç bir şey, çocuğunun farklı bir etkinliğini yapan ya da ne bileyim çok farklı. Ne yapmıştınız? İlk deneyimim şey oldu. Çocuğum şimşek makyajını çok seviyordu. Ve evet, erkek çocuklar için vazgeçilmez zaten. Orada mater vardı ve onun dişleri çok hoşuna gidiyordu. İlk deneyimim o oldu. Hani bu kadar ustaca değil ama elimden geleni yaptım. Sayfamda da paylaştım. Çocuğumu en azından mutlu ettim. İlk deneyimim o oldu yani. Tekrar bir güçlü alkışlar gelsin mi Tuğba Geçkil için? Final için yine sabırsızlıkla bekliyoruz. Oynama yapacağım şimdi. Keselim diyenler. Kesmeyelim diyenler. Evet, kesiyoruz. Bıçak ve bir tabak alalım. Tamam, onu yapacağız. Sakalı nasıl yaptığınızı göster. Tamam, okey. Küçük bir parça beyaz hamur üzerinde gösterebilirim. İyice yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar. Asla sert olmayacak. Çok yumuşak bir hamur olması gerekiyor. O yüzden iyice yumuşatıyorum elimde.
aşağıya doğru da küçük S'ler yapabiliriz. Şöyle buradan da çıkartalım. Bolca ince çizgi. Evet. Bu şekilde tamamını bolca çizerek, yönü önemli burada. Hepsi aynı yönde değil. Biraz daha dalgalı bir saç, sakal formu istiyorsak eğer, hafif S'ler vererek, hatta grup bir tüy düşünürsek eğer, aynı yönde birkaç tane bir arada olarak aynı formu çizin. Şurada mesela yaptığım gibi yine burada da birkaç tane aynı yönde çizerek daha tam bir tüy efekti verebilirsiniz. Evet. Şapkamızı artık takalım. Ayağınıza sağlık. Hepinizin tek tek ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum hepinize. Evet. Teşekkür ettim tekrar. Şimdi keselim. Evet, şöyle yapalım. Güçlü alkışlar Tuğba Geçkin için. Tekrar kocaman bir alkış istiyorum Tuğba Geçkin için. Tekrar görüşmek üzere.